Dersimizin konusu form ve kontroller. Yeni bir Windows Form Application projesi başlatıyoruz. New Project, Windows, Windows Form Application. Name alanına projemizin adını yazıyoruz. Location bize projenin kaydedileceği konumu ifade ediyor. İsterseniz siz projenin kaydedileceği konumu değiştirebilirsiniz. OK butonuna tıkladık. Böylece ilk Windows Form uygulamamız hazır. Start butonuna tıkladığımız zaman veya F5 komutuna tıkladığımız zaman projemiz çalışacaktır. Sol tarafta Toolbox penceresi, sağ tarafta Solution Explorer penceresi, sağ alt tarafta da Properties penceresi yer alır. Properties penceresi bir kontrolün özelliklerini listeler. Mesela Toolbox'tan bir buton seçip Enter'a bastığınızda Toolbox forma eklenir. Bu sefer button üzerine tıkladığınızda button Properties listelenir ve default olarak text özelliğinde konumlanılır. İlle text özelliğini seçmenize gerek kalmaz böylece. Mesela butona text olarak mesaj yazalım. Butonun teksti buton üzerinde görünen metindir. Önemli olan kısım butonun name'idir. Yani bir butona isim verirken btn, daha sonra da yapacağı işi ifade edelim. BTN mesaj. BTN 3 karakterden oluşur. Herhangi bir kontrole isim verirken o kontrolü ifade eden 3 karakter küçük harfle yazılır. Daha sonra da bu kontrolün ne iş yaptığını kısa bir mesaj ile ifade eden metin ise büyük harfle başlar. Buna camel case notasyonu denir. Kontrole çift tıkladığınız zaman kontrolün varsayılan olayı aktif olur. Artık kod yazmaya hazır bir halde bekler. Butona çift tıklıyoruz. Bir mesaj kutusu görüntüleyelim. Message box. Show metodunu çağıralım. İçerisine ne istediğini görelim. 21 overload'u var. Her biri farklı farklı elemanlar alabiliyorlar. Biz şimdi ilk projemiz için birinci overload'unu kullanalım. String tipinde bir metin istiyor bizden. Text iki nokta üst üste. Mesajınız başarı ile görüntülendi diyelim. Start ikonuna basabilirsiniz veya F5 komutuna basabilirsiniz. Projemiz çalışmadı. Çünkü C#'ta kodların sonuna mutlaka noktalı virgül konuyor. Noktalı virgülümüzü koyduk. Projeyi tekrar çalıştırdık. Mesaj butonuna tıkladığımız zaman mesajınız başarıyla görüntülendi şeklinde bir mesajı ekranımızda görüntüledik. Toolbox penceresinde search kısmına text box yazıyorum. Text box kontrolünü seçip Enter'a bastığımda formuma yükleniyor. Şimdi mesaj kutusuna çift tıklayıp tekrar click olayına geçtim. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Mesaj çıktıktan sonra text box'ta hoş geldiniz şeklinde bir yazı görüntülensin. Text box'a da bir isim verelim. Text box'ın name özelliğine geçelim. Text box'a txt hoş geldin şeklinde bir isim verelim.
TX'te hoş geldin. Text özelliğine hoş geldiniz yazdığımızda butona tıklandığında hoş geldiniz mesajı TX'te hoş geldin kontrolüne yazılacak. Çalıştıralım. Şimdi dikkatle text box'ı izleyin. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz metni text box'a yazdı.